Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Huawei'nin çıkarmış olduğu Asken Mate 7 isimli telefonu tanıtacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sanırım daha geçen gün piyasaya P8'i çıkardılar. Duyurdular. O anda en yakın zamanda bakacağız. Bu biraz geç kaldı. Bunu da tekrar hani olur da alacak olursanız da bakarsınız internette arama yaparken çıkacak, geç kalan bir şey yok. Şimdi kutusunu şöyle çıkaralım. Televizyonda kullanırken falan düşmüş mü olmuş. Kutusunda bir şey çıkmıyor. Bildiğimiz şeyler çıkıyor. İşte 2.0 USB kablosu, kulaklığı. Şöyle kallavi büyük bir adaptörü çıkıyor. Güzel de paketlemişler. Sağ olsunlar. Ben şimdi bu cihaza biraz takıntılıyım. Onu anlatacağım. Takıntılı olduğum bir konu var. Burada da kullanım kitapçı işte bilmem ne vırt var. Ve kullanım kitapçının içinde SAR değeri açıkça yazıyor. Hani yok öyle sertifika aldık ufacık koyduk okunun okunamadı muhabbeti yok. O açıdan takdir ettim. Onu da ilerleyen şeylerde söylerim. Şimdi kutusu buydu. Cihaz 6 inç. Büyük bir cihaz. Güzel bir cihaz. Ve takıntılı olduğum en güzel konusu da pili 4100 mAh ve 1080p. Hani genelde işte pili 4100 vurduk, işte ekranda 2K yapalım falan yine şarj bir gün gidiyor. 1,5 gün gidiyor. Fakat bu telefonun şarjı oldukça uzun gidiyor. Biraz ekranı böyle hani çerçevesini çok ince yapmışlar. Aslında çok ince değil. Şuradan başlıyor ekran. Fakat şu beyaz ince çerçeve hani sanki çerçeve yokmuş gibi yapmışlar ve güzel şık duruyor. En azından benim açımdan öyle. Takıntılı olduğum konusu şu. Şimdi cihazı şöyle göstereyim. SIM kart girişi, SD kart yuvası girişi. 128 GB kadar SD kart desteği var bu arada. Şu arkasındaki USB girişi ortada değil ya. Tam ortada değil. Şöyle kaymış. Hani şurası tam ortası. Biraz kaymış böyle. Tornadan mı böyle çıktı diyeceğim. Bana biraz böyle yamuk geldi. Ona takıntılıyım. Sensörleri işte. Bu bütün tuşlar sağ tarafta. Ses açma kapama, uyku tuşu. Arkasında kamerası, flaşı. Alüminyum kasa bu arada. Kasası güzel. Ve parmak izi okuyucusu var. Bayağı parmak izini şöyle arkadan tutunca şöyle tık diye açıp okutabiliyorsunuz. Verdi, hemen açılıyor. Tamam. Takıntılı olduğum bir diğer konusu da benim bu cihaz isimdeki bunun işte 2 GB'lık RAM'i var. Bu bizdeki 2 GB'lık RAM'lisi. 3 GB'lı da var aynı zamanda. 16'lık, 32'lik olarak mevcut piyasada. Ve dilersek de SD kartlı 128 GB'a kadar da çıkıyor. Bizdeki 2 GB'lı. İşte hani 2 GB'lık, 3 GB'lık falan bana biraz şey geliyor böyle. Kafa karıştırıcı geliyor. Hani şu telefonu aldın. İşte hangi kaç GB'ını aldın? Hani işte hani o telefonu tek marka çıkartıyorsam bana kalırsa tek model. Tabii benim kendi fikrim. Pazarlama stratejilerini bilemiyorum. Ama hani Asken Mate deyince hani adam bana kaçlık lazım abi. 2 GB'lı var. İşte o niye ucuz, bu niye pahalı kafası oluşuyor. Bir ara başka bir telefon da yapmıştı bunu. Hani ben buldum piyasada daha ucuz ya o 2 GB'lık diyorsun. Ne farkı var diyordum işte. GB farkı var. Telefon 6 inç dedik. 15.7 cm boyu var. 8.1 cm genişliği var. Eni var. Ya da işte. 7.9 mm'de kalınlığı, inceliği var. Yani kimine göre kalın geliyor. Boyut kimine göre ince geliyor. 185 gram. Alüminyum kasa. Bence oturaklı duruyor. Şık bir arayüzü var. Arayüzü şık ama 4.4.2 KitKat modeli. Yani sürümü var Android. Kamerası 13 megapiksel arka kamerası, ön kamerası 5 megapiksel. Kamera performansı gün ışığında iyi ve oldukça da çabuk netleyebiliyor. Akşam tabi çoğu telefon gibi ufaktan da kıllatıyor. Yani netleme konusunda yani sabahki kadar hızlı değil. Bu 6 inç ekran 1080p 368 ppi ve Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Bak şöyle şöyle sağlam Gorilla Glass 3 tabii ki de kırmışlığım var o ayrı konuda. Bu telefondaki bir fark, hani Qualcomm ya da Exynos bir işletim sistemi diyorum, chipset yok. Huawei'nin kendi High Silicon Kirin 925 chipseti üzerinde var. 8 çekirdekli, 1.8 GHz Cortex A15 olması lazımdı. 1.3 GHz ise Cortex A7, hani 4-4 ayrılmış bir 8 çekirdekli bir işlemcisi var. 4-4 ayrılmasının sebebi hani biliyorsunuz, zaten tahmin etmişsinizdir. Telefon zorlanmayınca düşük modda hani az pil ömrü pil tüketsin diye dördünü çalıştırıyor. Eğer destek olursa da takviye kuvvetler geliyor. Mali T628 ekran bileşeni var. İyi bir ekran bileşeni. Hani oyun sonrasında falan bir sıkıntı yaratmaz. Yüksek bir Mali'lerin yüksek seviyelerinden. AnTuTu testine baktık.
Onu yaptım. Onu da göstereyim girmişken. Zaten ekrana gelir. 2 GB'lık modeli var bizde. 2 GB'lık RAM'i 16 GB'lık depolama alanı olan modeli şu an elimdeki. 44.222 çıktı ve sıralamada da oldukça üst seviyeler çıktı. Hani ve 32 bit bir telefon. Şimdi hani 32 bit diyorum, 64 bit diyorum. Bazen demiyorum, hani ben fazla ilgilenmiyorum. Çok soran oluyor, hani niye 32 bit 64 bit olduğunu söylemiyorsun falan diye. Zaten telefonun özelliklerine bakarken yazar. Şimdi 32 bit 64 bit arasındaki hani uygulama ve mobil oyun işlemci, yani bit olarak hazırlanacak o, eyvallah, şu an hepsi zaten geçiş yapamaz. 32'lik yeter. Şu fark oluyor. En belirgin fark, hani 32 ile 64 arasındaki fark. Hani bu telefonlarda arka planda çalışan RAM'i gösteriyorsun ya. Atıyorum Android çünkü çok fazla RAM yer. Hani 3 GB RAM'i de olsa bu cihazın. Kullanılan RAM genelde 2200, 2300 falandır. İşte 32 bitlerde öyledir. Ama 64 bitlerde o 1800'ü 1500 falandır. Hani aradaki fark, en belirgin kullanıcıya yansıyan farkı budur. Hani bu bir basit bir kullanıcı olarak bilseniz işinize de yaramaz da. Yine bunlar bilgi işte. Öyle bir telefon. Şimdi takıntılı olduğum bir diğer konuya geleyim. Bu şimdi Ascend Mate 7, işte Huawei Ascend Mate 7, hani buna mesela 7X desen, 7.6 nokta bilmem kaç desen falan, hani tek model dedim ya cihazdaki. Bir ismin bana çok uzun geliyor. Hani Huawei Ascend Mate 7 yazıyorsun, işte P yazıyorsun, başka telefon çıkıyor. Mate 7 yazıyorsun, başka telefon çıkıyor. Takıntılı olduğum konu bu. Hani çok karıştırıyorlar telefona kullanıcılar, basit kullanıcılar. Yani basit kullanıcılar derken hani adam yazıyor Mate 7 diyor, Google diyor, bunu demek istediniz. P diyor mesela, adam direkt tıklıyor. Ne bilsin. Bilmeyen, yani ilgisi olmayan bir insan için söylüyorum. İsim şeyine takıldım. Onun dışında telefon piyasası biliyorsunuz biraz yükseliyor artık. Hani üst amiral gemileri artık diyelim. Ki bu da amiral gemisi sayılır bana göre. 3 GB RAM olan modeli var. Ki bence 4100 mAh pil. Yani ilk defa deneniyor. Şöyle bilindik marka diyeyim. Bence güzel. İyi bir şey yani. Saptama. Ama artık hani diyorsun ya 2.5-3'e çıktı artık telefonların fiyatları, ki niye öyle olduysa. Bu işte 1.5-1.800 arası değişiyor. Ve eder mi derseniz, ben kullandım 1-2 hafta. Memnun kaldım cihazdan. Şu en azından pil ömrü hakikaten ya iyi ki bu telefonu kullanıyorsunuz dedirtiyor. Onun dışında takıntı olan bir konu daha var. SAR değeri. Bana kalırsa biraz yüksek. Tabi normal standart 2.0'ın altında olması gerekiyor. 1.54 watt bölü kilogram kafada, 0.763 watt bölü kilogramda vücutta bir SAR değeri var. Bu telefonun aynı zamanda adım ölçer özelliği de var. Yani onu da belirteyim. Ek özellik artık hani millet böyle akşamları bakıyor. Aha bugün 10 bin adım atmışım. Oh oh iyi, o zaman götüreyim işte şu kadar ekmek yiyeyim, banayım falan filan. Bir ekmek götüreyim falan filan diye artık bahanemiz de oluyor. Niyeyse artık adım, insan attı adımı. Niye sayarsa. Bana biraz garip geliyor, saçma geliyor muhabbet. Hani bakıyor bugün, 15 bin yürümüşüm bugün, belli zaten yoruldum falan diyor, böyle kendini kandırıyor millet. Hani tabii spor yapan, iyi niyetli kullananlar da var da, hani benim gibi alakası olmayan adam cebine telefon çıkarıyor, of 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 bugün ama yürümüşüm ya falan diyor, ayaklarımı uzatayım dinleneyim falan diyor, evde yatıyor. Evet, telefon bu. Bizi Webtekno Facebook adresinden, Webtekno Twitter adresinden ve Webtekno TV YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Abone olup destek olabilirsiniz. Webtekno.com'u da takipte kalıp kendinize iyi bakıp hoşça kalabilirsiniz. Bunları yapabilirsiniz, evet. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.